Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'lik kronometre edebiyat denemesinin üçüncüsünü anlatmış olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru. Bu parçada altı çizili sözde sanatçı ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle renkleri algılamada yazar mutlak bir algı farklılığı içindedir. Bu sanatçıların farklı pencereleri kullanabilmesiyle ilgili bir niteliktir. Mesela toplumun kara gördüğünü yazar lacivert görebilir. Beyaz gördüğünü gri görebilir. O herkes değildir hiçbir zaman. Sanatçı başkalarının baktığı yerden bakmaz. Dolayısıyla onların görmediğini görür. İfadelerinden. Kendine özgü bir dile getirişe sahip olduğu demiş. Üslupla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. Genel kabul ve yaklaşımdan sapmalar gösterdiği dursun. İnsanları zihinsel egzersizler yapmaya yönlendirdiği değil, farklı yaklaşımları kişiliğinde birleştirdiği değil, gerçeği herkesten önce gördüğü demiş. Bu da değil arkadaşlar. Sanatçı aslına bakarsanız herkes tarafından genel kabul görmüş şeyleri farklı gören kişidir. Zaten bu yüzden de sanatçı kimliğini almış oluyor. Başkalarının baktığı yerden bakmıyor, başkaları gibi görmüyor, başkaları gibi yaşamıyor. Başkalarının kara dediğine o lacivert diyor, başkalarının beyaz dediğine o gri diyor. Dolayısıyla genel kabul görmüş şeylerin dışına çıkan arkadaşlar bir özelliğe sahip olduğu anlamını vermektedir. Bu ifade bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen nedir demiş. Köylüleri kendi doğal yaşantıları içinde eğip bükmeden anlatması başarısında önemli faktörlerden biridir demiş. Bakın arkadaşlar, eğip bükmeden ifadesinden biz neyi anlıyoruz? Olduğu gibi anlamını çıkarıyoruz. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda yalın bir dille anlatmak değil, sanatsal ölçülerin dışına çıkmamak değil, anlatıma duygularını katmamak bu da değil. Nasıl iseler öyle anlatmak olduğu gibi yani natural bir şekilde bu olabilir. Gerçekliğin sınırlarını zorlamak bu da değil. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Çoğullaştırmalara başvurulmuştur diyor. Bakın kitaplarda hikayeleriyle ya da arkadaşlar bulutlar ifadesinde çokluk ekinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Sayısal verilere, bilgilere yer verilmiştir diyor. Bakın 3000 metre demiş, 130 kilometre demiş, 5137 metre demiş, 3896 demiş. Yani dolayısıyla sayısal verilere yer verilmiş. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Nesnel ifadeler kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar sayısal verilere yer verildiği için nesnel ifadeler de vardır. Bunu da buradan anlayabiliriz. Bunu denemiş olduk. Betimleyici ögeler vardır demiş. Bu da arkadaşlar parçanın geneli okunduğunda bunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı D seçeneğini de eleriz. Diyaloglara yer verilmiştir diyor. Diyalog karşılıklı konuşmadır arkadaşlar. Bakın burada konuşma cümleleri yer almadığı için doğru cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü soru. Numaralanmış cümlelerden hangileri aynı düşünceyi savunmaktadır diyor. Bakalım. Konuşma eylemi fizyolojik olduğu kadar düşünsel nitelikleri de olan bir iştir demiş. Ağızdan çıkan her sözcük hangi amaca yönelik olursa olsun bireyin içinde yetiştiği kültürden izler taşır. Bir kavramın etraflıca açıklanması için o alanda söz sahibi kişilerin fikirlerinin incelenmesi gerekir. Toplumsal sorunlar dilde ve kişiler arası etkileşimde her zaman etkin rol üstlenir ifadelerine bakıyoruz. Burada da şunun altını çizebiliriz. Cümlelere baktığımızda değerli arkadaşlar 2 ve 4 numaralı cümlelerin anlamca birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Burada da bireyin içinde yetiştiği toplumdan izler taşıdığı anlamı var. 2'de de var bu, 4'te de var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman anlatıcının bakış açısı yazılmıştır diyor. Bakın kahraman bakış açısında arkadaşlar ne vardır? Birinci kişili anlatım vardır. Yani yazar kendi ağzından anlatır olayları. Aynı zamanda yazar olayın kahramanlarından biridir arkadaşlar. Buna bakmış olacağız. Ormanın içinde keçi yolunda gecenin ortasında dikildi kaldı. Yönün nereye dönse gidecek hiçbir yeri yoktu ki. Yönünü nereye dönsün? Bir süre öyle gecenin altında ayakta dimdik durdu kaldı.
Burada arkadaşlar bakın hep o var. Yani üçüncü kişi anlatım var. Bunu elemiş oluruz. Büyük bir gayretle kalabalığı yardım. Almanya İmparatoru'nun çeşmesinin basamaklarına çıkmak, oradan nutukları dinlemek istiyordum. Dinleyenlerin kimisinin iki gözü kapanmış topal bir arkadaşa tutunarak yürüdüklerini gördüm. Arkadaşlar bakın hep birinci kişi anlatım var. Olayın kahramanlarından biri de yazar gibi gözüküyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Altıncı soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A. Redif kullanılmıştır diyor. Bakalım. Göğsünden, gürültüsünden. Bakın arkadaşlar şu ündenler aynı görevde kullanıldığı için biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Redif diyoruz. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur, elemiş olduk. Ulama vardır diyor. Arkadaşlar ilk görünüşte yok gibi duruyor. Dursun bu. Epik şiir türünü örnektir diyor. Bakalım Mehmetçik, düşman, şehadet, dipçik, süngü, savaş ve kahramanlık olaylarını anlatan şiirlere epik şiir denir. Doğrudur. Partide de bunu görüyoruz arkadaşlar. C'yi deledik. Mübalağa sanatı vardır demiş. Bakın bu şehadetle kayalar yarılı demiş. Kimsenin şehadetiyle kayalar yarılmaz. Abartıyor arkadaşlar. Mübalağa yapıyor. O yüzden D seçeneğini delemiş olduk. Serbest ölçüyle yazılmıştır diyor. Burada da değerli arkadaşlar yine hece ölçüsünün birbirini tutmadığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hece sayıları farklı. Bundan dolayı serbest ölçüdür. Bunu denemiş olduk. Bu parçada arkadaşlar ulama yoktur. Ulama nedir? Sezen Aksu'dan aklınızda kalacaktı. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesinde oluşan unsura biz ne diyoruz arkadaşlar? Ulama diyoruz. Parçada olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisinden alınmıştır diyor. Parçamıza bakalım. Küçük Paşa'yı okunmaya değer kılan tek yanı Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın 20. yüzyılın başındaki Türk köyü ve Türk köylüsü üzerine gözlemleridir. Tepeyran bu gözlemleri küçük bir açık yüreklilikle dile getirir. Bu arada bürokrasiye de eleştiriler yöneltir. Köy toplumsal gerçekliğini bütün ayrıntılarıyla veren romanda, köy insanının psikolojik gerçekliğini bütün ayrıntılarıyla veren romanda, köy insanının psikolojik gerçekliği yoktur. Köylülerin konuşmalarını köylü ağzıyla vermek ilginç bir çaba ama bu çaba fazla bir şey katmıyor romana ifadelerinden. Bakın, bunun bir fıkra olması mümkün değil. Deneme olması mümkün değil. Bir Küçük Paşa romanından bahsediyor çünkü. Makale değil, biyografi değil. Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ı anlatmıyor. Eserini anlatıyor. Ona yönelik eleştiriler var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Dizelerin tümü 6 artı 5 duraklıdır demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bakın 6 artı 5 demek şu. Kelime ortalarına durak gelmez. Dikkat ettiyseniz hepsinde de değerli arkadaşlar kelimeler bittikten sonra gelmiş. Yani 6 artı 5 duraklıdır. Dizelerin tümünde doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Dize sonlarında redif yoktur demiş. Bakalım arkadaşlar. Çekil bu gölgeli yolda gezinme, yanılıp gönlüme misafir inme derken şuradaki inme ve gezinmedeki mameler nedir? Olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla bunlar rediftir arkadaşlar. Redif yoktur demişti. Redif var. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 2 ve 4. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır demiş. Bakalım. Sarhoş kök halinde bomboş. Arkadaşlar buradaki oşlar nedir? Tam kafiyedir. Bundan dolayı biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur diyor. Evet arkadaşlar A, B, A, B olacak. 1 ile 3, 2 ile de 4 kendi içinde kafiyeli olduğu için bunu delemiş oluruz. Bahar sözcüğünde tevriye vardır diyor. Bahar bakışların yine pek sarhoş ifadesinden hem yakın anlamı hem de uzak anlamı ifade edildiği için bu da doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Bundan dolayı cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde parantez içinde verilen sanat yoktur demiş. Bir mavi ışıkta uyumuş Çinliler, avlularda selvi ve şadırvan sesi. Arkadaşlar
Çiniler uyur mu? Uyumaz. İnsana ait özellik doğaya aktarıldığı için teşhis sanatı vardır. Doğrudur. Elemiş olduk. Dadal oğlum der ki belim büküldü. Gözümün cevheri yere döküldü. Arkadaşlar burada bakın belim büküldü demiş. Kinaye var. Gerçekte de bükülebilir. Normalde bir durumdan dolayı, bir olgudan dolayı da hani bu mecazi anlamda bu ifadeyi kullanabilir. Kinaye vardır. Bunu da elemiş oluruz. Dil gitti gerçi yerine kondu hezar gam. Biri gider, biri gelir oldu belaların ifadesinde. Soru var mı? Soru ifadesi yok. İstifham sanatı demiş. İstifham soru sorma sanatıdır. Soru sormadığı için de doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum kapama gözlerin ifadesinde cehennem sıcak, üşüyorum demiş. Tezat sanatı da vardır. O yüzden D seçeneğini dilemiş olduk. Bir kömür gözlünün kahrını çekerim. Güzel ömrüm telef ettim az kaldı ifadesinde. Teşbih var mı arkadaşlar? Benzetme var. Bakın kömür gözlü demiş. Gözü kömüre benzetmiş. Teşbih sanatı vardır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru. Bu beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar. Hepsi kendi içinde kafiyeli. Dolayısıyla bu bir mesneviden alınmıştır. Doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Mesneviler genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Şeyhinin harnamesinden alınmıştır diyor. Bakın burada bir eşek ifadesi var. Hatırlayın şeyhi de burada eşeği sembolik olarak kullanmıştı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Her beyit kendi arasında kafiyelidir demiş. Bakın zaten kafiye şemasını çıkardık. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Lirik şiir türünü örnektir diyor. Arkadaşlar bu bir lirik şiir değil. Şeyhi eleştiri yapıyordu hatırlayın. Satirik şiirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır diyor. Biyografinin divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Tezkiredir. Dolayısıyla D seçeneğini elemiş olduk. Bir şairin başka bir şairin şiirine aynı şekil, vezin, kafiye ve redifte yazdığı şiire biz ne diyoruz arkadaşlar? Nazire diyoruz. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Divan edebiyatında şiir biçiminde yazılan bilmecelerdir demiş. Bu nedir arkadaşlar? Bunlar tabii ki lügazdır. B seçeneğini denemiş olduk. 5 mesneviden oluşan eserler topluluğudur. Buna biz ne diyoruz? Hamse diyoruz. O yüzden A seçeneğini denemiş olduk. Geriye kalan münşaat doğru cevabımızdır. Yani E seçeneğidir. Münşaat da nedir arkadaşlar? Mektuptur. 12. soru aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir demiş. Bakalım. Hüsnü Aşk da tasavvuf yoluna düşen ve Allah aşkına ulaşmak isteyen bir dervişin macerası anlatmıştır. Şeyh Galip'in eseridir. Doğrudur konu olarak da. Bir gazel ustası olan şair sanatının en güzel örneklerinden biri olan padişahın vefatı üzerine kaleme aldığı Kanuni Mersiyesi türünün en güzel örneklerinden biridir demiş. Bu da Baki'nin eseridir ve içerik de doğrudur. B'yi diledik. Tasavvufi konuları bölümler halinde ele aldığı Makalat adlı eseri Ahmet Yesevi'nin Fakrname adlı eserinin bir açıklaması niteliğindedir. Hacı Bektaşi Veli demiş. Makalat onundur. İçerik de doğrudur. C'yi diledik. İslamiyet etkisiyle oluşan Türk edebiyatının ünlü Mevlid şair olarak tanınmıştır. Arkadaşlar Süleyman Çelebeli'dir. Vesilet-ü Necat'tan bahsediyor. Bu da doğrudur. 15. yüzyılda Türk dilinin gelişimi için çaba harcayan Çağatay şairidir. Katip Çelebi mi? Değil arkadaşlar. Çağatay şairi dediğine göre bu kimdir? Alişir Nevai'dir arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 13. soru. Yunus Emre ile ilgili olarak yargılardan hangisi yanlıştır demiş. 13. yüzyıl şairlerinden olup yaşama hakkında kesin bilgi yoktur. Doğrudur elemiş olduk. Ozanlığın yanı sıra dili, düşünceleri, işlediği konularla Anadolu'da yetişen Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmuştur. Öyledir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Elemiş olduk. Daha çok epik türde yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Epik türde mi yazıyordu arkadaşlar? Hayır. Şiirlerini lirik, coşkun bir edayla yazıyordu. O yüzden bu yanlıştır. 3'ü alabiliriz. Şiir dilini halkın kullandığı sözcükler, deyimler ve kavramlarla zenginleştirmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da eleriz. Birçok türde eser vermesine rağmen nefes türünde yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. Nefes miydi arkadaşlar o? Hayır. Yunus Emre daha çok ilahileriyle meşhur olmuştu. Bu da yanlıştır.
5'i de alırız arkadaşlar. 3 ve 5 olan C seçeneği doğru cevabımızdır. 14. soru. Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir diyor. Bakalım. Deli Dumru 40 yiğit ile yiyip içip otururken birden Azrail çıka geldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumru'nun görür gözü görmez oldu. Tutar elleri tutmaz oldu. Dünya alem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Seslenip Deli Dumrul söyledi, görelim ne söyledi. Bire ne heybetli ihtiyarsın, kapıcılar seni görmedi, çavuşlar seni görmedi, benim görür gözlerim görmez oldu ifadelerinde. Bakın arkadaşlar, bu paragraf hangi eserden alınmış olabilir? Tabii ki Dede Korkut hikayelerinde geçiyor Deli Dumrul hikayesi. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 15. soru. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Divan edebiyatının ölü sevgilisini canlandırır. Onunla kendisi arasında öyle bir ilişki kurar ki dünya dışı varlığın kıpırdadığı, soluk aldığı görülür. Asıl yeni olan da budur. Şarkı söylemini yeniden canlandırması, bu biçimin en güzel örneklerini vermesi de bu tutumuna bağlıdır. Divanında heceyle yazdığı şiiri olsa da kimi denemelere giriştiğini göstermesi açısından önemlidir. Sanatçı İstanbul Türkçesini kullanmış, mahalleleşme akımının en önemli temsilcisidir. Arkadaşlar, şarkı biçimini yeniden canlandıran ve en güzel örneklerini veren kimdir? Tabii ki Nedim'dir. Bundan dolayı cevabımız da D seçeneği olacaktır. 16. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bakalım. Adana şehri Abbasilerden Mehmet bin Reşit zamanında imar edilmiştir. Seyhan şehri ise Sultan Beyazıt fethidir. Kalesi Ceyhan Nehri üzerinde dörtgen şeklinde, etrafı 400 adım bir küçük kaledir. 7 kuledir. 3 tarafı hendektir. 2 kapısı vardır. Kale içinde 37 ev, bir küçük cami, kale ağası, 20 asker vardır. Arkadaşlar, biz bu ifadeden ne anlıyoruz? Evliya Çelebi'nin bizi bilgilendirmek istediğini anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Burada da bilgilendirme geçiyor. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aç ne yemez, tok ne timez, evdeki buzağı öküz boğmaz gibi sözler bir düşünceyi, bir yaşam gerçeğini, bir öğüdü en az sözcükle anlatan kalıplaşmış sözcüklerdir. Bu sözlü ürünlerin bir kısmını nokta nokta ünlü nokta nokta adlı yapıtında yazıya geçirmiştir diyor. Hatırlayın arkadaşlar. Bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar savdır. Bu savın ilk örneklerini biz nerede görüyoruz? Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lugat-ı Türk adlı eserinde görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Milli edebiyat döneminde toplumsal sorunlara yönelik roman ve öyküler yazılmıştır. Örneğin Çalıkuşu'nda Anadolu'nun bakımsızlığı, gerilik ve yoksulluğu, halkın boş inançlara tutsaklığı, ezilmişliği gösterir. Bu sorunlara nokta nokta sözünü ettiğimiz eseriyle bilhassa parmak basmıştır. Arkadaşlar, Çalıkuşu'nu kim yazmıştır? Reşat Nuri Güntekin yazmıştır. Bundan dolayı cevabımız da A şıkkıdır. 19. soru. Yukarıda verilen yenilikleri edebiyatımıza kazandıran sanatçı ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtını yazmıştır. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır. Atasözleri üzerine ilk incelemeleri yapmıştır. İlk özel gazeteyi çıkarmıştır. Bakın arkadaşlar, burada anlatılan kimdir? Şinasi'dir, ilklerin adamıdır. Bundan dolayı da cevabımız Şinasi ve Tanzimat olacaktı. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır. 20. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Bakalım. Halit Ziya, Mavi ve Siyah adlı romanında Ahmet Cemil'in umutlarını ve umutlarının yok oluşunu anlatmıştır diyor. Doğrudur. Servet Fuhrî'nin ön planda gelen romancılarından biri olarak şöhret kazanan Mehmet Rauf'un tiyatro alanındaki ilk denemesi Pençe adını taşır. Bu da doğrudur. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet Fuhrî'nin topluluğunun devam ettiği devirde eleştiri ve polemikte olduğu kadar hikaye ve romanda da isim yapmış yazarlardandır. Bu da doğrudur. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Tesadüf ve Kadınlar Vaizi adlı yapıtlarıyla geleneğe bağlılığını kanıtlamıştır diyor. Arkadaşlar, bu eserler Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun değil ki. Kimin? Tabii ki
Hüseyin, Rahmi Gürpınar'ın arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada söz edilen sanatçılardan birine ait değildir diyor. Arkadaşlar parçamıza bakalım. Bakın Peyami Safa var, Necip Fazıl var, Ahmet Hamdi Tanpınar var, bir de Cahit Sıtkı Tarancı var. Eserlere bakalım. Sonsuzluk Kervanı kimin arkadaşlar? Necip Fazıl'ın. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Düşten Güzel kimin? Bu da arkadaşlar Cahit Sıtkı'nın eseri. B'yi elemiş oluruz. Beşşehir kimin? Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bunu da elemiş olduk. Biz İnsanlar kimin arkadaşlar? Bu da Peyami Safa'nın. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Yer Çekimli Karanfil. Bu arkadaşlar Edip Cansever'in eseri. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu 1960 sonrasında mistik duygularla Garip Dışı'nda yeniliği sürdürmüşlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Elemiş oluruz. Yedi Meşaleciler ilkelerini samimiyet, içtenlik, canlılık ve daima yenilik şeklinde açıklamışlardır. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ece Ayhan'ın şiirlerinde aklın sınırlarını zorlayan imge yüklü bir kurgu vardır. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peyami Safa her şeyi maddede kabul eden anlayışa karşı çıkmış, manevi değerleri ön plana çıkarmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Rasim Özdenören, bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, gelenek gibi konuları işlediği Uzun Hikaye adlı eserleriyle beğeni toplamıştır. Arkadaşlar, Uzun Hikaye adlı eser Rasim Özdenören'in değil, bu eser Mustafa Kutlu'nun eseridir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 23. soru. Haldun Taner'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hikayelerinde kullandığı ironik anlatım tekniği oyunlarında da kullanmıştır. Doğrudur. Geleneksel tiyatro ile Batı tiyatrosunu birleştirerek yeni bir tiyatro anlayışını ülkemize getirmiştir. Doğrudur. Kişilerin karakterlerini ve sosyal durumlarını şive ve özellikleri söz kalıplarıyla vermiştir. Bu da doğrudur. Atçalı Kel Mehmet oyununda dürüst kurallara uyan bir kahramanın hikayesini anlatmıştır diyor. Arkadaşlar Atçalı Kel Mehmet Haldun Taner'in değildir. Bu eser arkadaşlar edebiyatımızın daha doğrusu tiyatromuzun Shakespeare olan arkadaşlar Orhan Asena'ya aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. 24. soru. Birinci grupta verilen bilgilerle ikinci grupta verilen sanatçılardan hangisi arasında bağ kurulamaz diyor. Anadolu şairi Ömer Bedrettin Uşaklı arkadaşlar doğrudur. Deneme ustası Nurlu Ataç doğrudur. Edebiyat tarihçisi İsmail Habip Sevük bu da doğrudur. Masalcı Baba Eflatun Cem Güney bu da doğrudur. Ölüm şairi Suut Kemal Yetkin değil arkadaşlar kimdir? Tabii ki hepimizin bildiği Cahit Sıtkı arkadaşlar 35 yaş şiiri vardı hatırlayın. Dolayısıyla doğru cevabımız da ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.